Sevgili seyircilerim, bugün sinemamızın çok sevdiğim, çok değerli bir oyuncusuyla karşınızdayım. Onun duru güzelliği, masmavi, kocaman gözleriyle, hüzünlü bakışlarıyla Türk sinemasının adeta masumiyet sembolü o. 45 yıllık meslek hayatına birçok film ve dizi projesi sığdıran sevgili Itır Esen konuğum bugün. Itır'cığım, hoş geldin canım. Hoş bulduk. Çok mutluyum. Burada karşılıklı oturmaktan çok mutluyum, çok keyifliyim. Ben de öyle. Çok uzun zamandır buluşmak için sözleştik ama bugünmüş kısmet. Evet, araya bir sürü şey girdi, tatsız ya, şeyler de girdi. Maalesef. Sana bugün sormak istediğim birçok şey var hayatınla ilgili ama izin verirsen ben önce babanla başlamak istiyorum. Benim için çok saygı değer, çok iyi hatırladığım, dünyanın en iyi insanlarından biriydi. Ve ne mutlu bana ki birçok filmde birlikte olduk, oynadık. Aynı zamanda aktör, aynı zamanda tiyatroda da yer almış. Evet. Ve tabii ki dublör sanatçılığıyla, seslendirme sanatçılığıyla daha çok hayatımızda yer almış bir insan. Evet. Birçok jönü seslendirdi. Evet. Hayri Esen'den söz ediyoruz. Nurlar içinde uyusun ama aramızdan içinde çok erken ayrıldı. Çok, maalesef. Biliyorum sen maalesef de babana çok düşkündün. Çok, çok, çok düşkündüm. Biraz istersen sen anlat, senden dinleyelim babanı. Babam gerçekten herkesin arkasından çok iyilikle söz ettiği bir insan. Gerçekten. Sanatçı yönünün karşılığında böyle şeyler arkasından duymak çok güzel. Bu kadar yıl geçti. Her gün televizyonda en az bir kere babamın sesini duyuyorum. Ya. Bu çok güzel bir şey. Ya, hafızalarımıza çok öylesine kazınmış evet, onun ses tonu. Evet, sesi birçok aktöre dediğin gibi seslendirme yapmış. Kartal Tibet, Ayhan Işık, en çok Ayhan Işık'la özdeşleşen bir sesi vardı. Edison, İzzet Günay, Tarık Akan'a kadar uzanan bir sürü aktöre sesini vermiş. Çok güzel, pırıl pırıl bir sesi vardı. Çok. Kadife gibi. Çok. Evet, hem tiyatro oyuncusu hem filmlerde. Ve müzikal, o zaman müzikal diye bir şey varmış. Hem dans ediyorlar hem şarkı söylüyorlar. Münir abi, Münir Özkul, Sadri Alışık. Ya, evet, hep birlikte. Ne güzel insanlar evet, geçti. Çok güzel insanlardan ve ben bu insanların içine doğdum. Tabii, yani, tabii babanın arkadaşları evet, olduğu için evet, sen küçücük yaşında hep onlarla beraber. Aslında onlar birer efsane. Evet, onlar, birer efsane. Sinemasının gerçekten devleri, starları. Gerçekten. Ve sen onlarla beraber onlara böyle hani Ayhan amca, yok Sadri amca, Belgin teyze falan onlarla beraber büyüdün. Yani öyle sayılır. Hepsinde birlikte büyüdüm. Hatta bazı akşamlar babam tiyatro bittiğinde ya da seslendirme bittiğinde çoğu bizim eve gelirdi. Yemekli, şarkılı, Zekümren. Yani bizim evimizde yemek yedi Metin Bükeyler. Yani Metin Bükey bu programın açılış jenerik müziğinin. Ya. Evet, Samanyolu bir şarkısın. Evet, yani benim çocukluğum hep böyle bunlar böyle geçti. Harika. Çok çok muhteşem. Sonra daha sonra aslında sen de benim gibi galiba babanın ölüm haberini film setindeyken aldın. Aslında tam film setindeyken almadım. Ben tam film seti Gülen Gözleri çekiyorduk biz. Yine o aile filmi Adile Naşit'li Münir Özkul'lu filmden tam eve dönüyorduk. Setten dönerken asansördeydim ben. O sırada tam o anda babam kalp krizi geçiriyor. Ben içeri girdiğim anda o an vefat ediyor babam. Tam o an. Evet. Bir şok.
Çok. Büyük bir kayıp çünkü. Allah'ım ya. Ve ani bir hastalığı yoktu çünkü. Var mıydı? Kalp krizi geçirmişti. Daha önce geçirmiş. Evet, geçirmişti. Zaten o aynı sene içinde kalp krizi geçirdi ve kaybettik. Nur içinde yatsın. Anneni sormadan olmaz. Annemi de 5 sene önce kaybettim. Evet, çok yakın. Çok. Ve çok özlediğini biliyorum tabii ki. Evet, ben hayatım boyunca annemle yaşamıştım. Yani annem vefat edene kadar hiç ayrılmadım. Babamdan sonra da ayrılmadım. Yani hep bırakmadım annemi. Annelik çok acayip bir şey. Ya. Anne olmak. Annenin özellikle seni büyütürken sana aklında kalmış böyle bir sözleri var mı? Ya da ne anlatırdı? Nasıl bir arkadaşlık kurmuştu seninle? Ben ortanca çocuktum senin gibi. Ben abla. Ha, sen abla. Ben abla. Evet. Ben ortanca çocuktum. Bir ablam vardı. O 6 yaş büyük benden. Bir de erkek kardeşim. Ondan aramız az. Ben anneme çok yakındım hep. Yani annemsiz hiç böyle bir yere burada gitmez. Yemez. Hep öyle eteğinde dolaşırdım annemin. Evet, çok yakındım. Hiç bırakmadım annemi. Anne öyle bir şey ki, anneniz öldüğünde bence göbek bağı o zaman kopuyor. Yani ben öyle hissettim. Ya. Yani göbek bağı o zaman koptuğunu hissettim. Ölene kadar annemin böyle bir şey, babam öldüğünde de çok acı çektim. Ama daha küçüktün o zaman. Evet, 19 yaşındaydım. O zaman da babam ölürse sanki dünya yıkıldı, böyle bacağım kesildi, kolum kesildi. Sabah bir uyanıyordum, ay benim bacağım kesildi, kolum kesildi, bir yerim kanıyor, babam öldü diyordum. Ve annem ölene kadar yıllarca babama acayip acısını çektim. Her dakika yokluğunu hissettim. Sanki benim böyle kalem yıkıldı, evim yıkıldı, böyle hep aynı acıyı hissettim. Annem öldüğünde bambaşka bir şey oldu. Anne yokluğu çok acayip bir şey. Hakikaten çok haklısın o hepimiz için. Çünkü anne hepimizin hayatında her şeyden önemli insan. Şey. Seni biraz üzdüm gibi geliyor bana. İstersen bu duygudan çıkalım. Şimdi sen ilk böyle hani reklam filmlerinde oynuyordun, foto modellik yapıyordun filan. Ama oyuncu olmak nasıl geldi aklına? Nasıl sinemaya geçtin? Nasıl sinema oyuncusu oldun? İstersen biraz anlatır mısın? Çünkü çok önemli bir başlangıç. Doğru. Ben hep tiyatrocu olmak istiyordum. Tiyatro oyuncusu olmak Baba istiyordum. Gibi. Evet. Fakat çok içe kapalı bir çocuktum. Yani ben böyle sokaklarda seksek oynamadım, patlamadım. Fakat bu kadar da içe kapalı olduğum için babam beni böyle Ankara'daydı o zaman devlet tiyatro şeysi. Konservatuvar. Evet, konservatuvarı. Yok dedi, ben sana kıyamam, yollayamam. Sen yapamazsın. Orada, burada bile yani çok çekingen, içe dönük bir çocuksun. Yollayamadı kıyıp. Fakat tabii hayat öyle bir şey ki başka bir yerden buraya geçiş yaptım. Ama çünkü zaten o dünyanın içindesin. Evet. Yani babanın çevresi ve sen zaten onlarla beraber olduğuna göre oradan zannediyorum doğal olarak tabii. Sinema ya da oyunculuk vardı kafanda. Tabii ya, haftada İki kere sinemaya gidiyorduk biz. Ya. Bir gün Türk filmine gidiyorduk, İnci Sineması'na. Değil mi? Bir gün de annem bizi götürüyordu. Bir gün de yabancı filme gidiyorduk iki kere. Tiyatro oyunlarına zaten babam götürüyordu. Zaten o kadar içindeydik ki. Hani o kadar onun kokusunu, hissiyatını
Mutlaka çevrenin de dikkatini çekiyordu senin bu kadar güzelliğin, zarafetin. Canım. Çok teşekkür ederim. Halit abi, Halit Refi'den tabii söz ediyorum. Halit Refi ile karşılaşman ya da Halit Refi'nin seni Aşk-ı Memnu için seçmesi, TRT'ye yaptığınız o yıllarda. Neriman Köksal, Çolpan İlhan, Müjdehar vardı. Evet. Salih Güney, evet. Senin partnerindi. Evet. Yani nasıl seçildiniz? Tesadüf. O kadar şeyin dışında tesadüf. Evet. Bir Milliyet Gazetesi'nin pazar ekinde fotoğrafım çıktı. O sırada işte modellik yapıyordum. Reklam filmlerinde oynuyordum. Allah rahmet eylesin Masfiye Özkoçak, Milliyet Gazetesi'nin ilk, yani bütün gazetecilik şeyinin ilk kadın polis muhabiriydi. Beni çok seviyordu. İsmi hep hafızalarımızda. Evet, evet. Allah rahmet eylesin. Ve dedi ki sana dedi mutlaka bir röportaj yaptıracağım dedi. Ve evet, onun ısrarı üstüne yapılmış bir şeydir. O kapaktan beni görüyorlar. Halit abi mi görüyor? Halit Refi ve Tekin Özertem, yapımcı, TRT'nin yapımcısıydı. Ve çağırıyorlar, davet ediyorlar beni. TRT bürosuna gidiyorum. Ve beni Bihter olarak çağırıyorlar. Çünkü o hakikaten o kapakta böyle yaşımdan biraz daha büyük gözüküyorum. daha kapıdan içeri girdiğim anda Halit abi beni görüyor. Tabii böyle sarışın falan bir kız giriyor içeri. Bana beni gördüğü anda sen Nihal'sin. Tabii. Diyor. Tabii. Sen Nihal'sin diyor. Tamam. Ve o zaman yoktu böyle audition gibi bir şey yoktu falan. Bir deneme çekimi yapacağız diyor. Nihal rolü için 5 tane daha aday varmış. Ve bana bir veriyor sahne. Buna hazırlan gel diyor ezberle. Ve Matmazel'le bir sahneydi o. Ben de ezberledim, gittim, çekim yapıldı falan. Sonra ben seçildim oradan. Kaçınılmaz bir netice. Kaçınılmaz olarak, evet. Gerçekten de bir role bir kişi bu kadar mı yakışır? Çok teşekkür ederim. Görüntülerimiz var. Birlikte izleyelim mi? İzleyelim. Terbiyeni nasıl buldunuz? Bakın, Matmazel de Kurton için kavga çıkarmadım. Gitmesini kararlaştırmışlar, bana da haber veriyorlar. Peki gitsin, ne yapalım? Benden başka bir şey daha istiyorlar mı acaba? Nihal'cim, bilir misin? Sana acıyorum. Sahi acıyor musunuz? Ama niçin? Yaptıklarım çocukluktan ibaret değil mi? Size bir hakikati söyleyeyim mi? Ben şimdi ıstıraplardan keyif duyuyorum. Bugünkü acı fedakarlığı yaptıktan sonra içimde öyle bir keyif var ki. Nihal, ister misin bundan sonra seninle dost olalım? Her zaman için. Madem ki öyle, size çoktandır yapmadığım bir şeyi yapayım. Buradan öpmek istiyordunuz değil mi? Artık benim için bir iyi dost, bir büyük kardeş, ağabey olacağınıza göre öpebilirsiniz. Şimdi şuraya, yanıma oturunuz. Size piyano çalacağım. Bütün sevdiğiniz, istediğiniz parçaları. Evet, Halit Ziya Uşaklıgil'in Ölümsüz Eseri gerçekten çok başarılıydı. Senin ilk işindi. Ve role ne kadar yakışmışsın. Sonra seneler sonra tekrar çekildi. Evet. İzledin mi sen yeni bölümleri? Mukayesesini yaptın mı? Çok da soruldu bu soru aslında. Halit abim kendisi de sordu. Evet. Şöyle bir şey. Mukayese edilemeyecek bir benim için aslında. Çünkü
İlk bizim çektiğimiz Aşk-ı Memnu tam o dönemi ve kitabı anlatan. Kitaba çok daha sadık. Evet, tabii aynı kitaba çok sadık kalınmış, esere sadık kalınmış bir türüydü ve dönem işiydi. Evet. Kıyafetiyle, evet, diyaloglarıyla, her şeyiyle Halis Ziya Uşaklıgil'in ruhuna ve eserine sadık. Tam şey uygundu. Bence öbürü günümüze uyarlanmış bir şekliydi. Zaten hani bir yerde... Bir kitap bir yerde bitiyor değil mi? Siz 7-8 evet, bölüm biz, zannediyorum biz yapmıştınız. Biz 6 yapmıştık. Bölüm. Ve kitap bitti ama bitti. Seneler sonra çekildi, seneler önce devam etti. Öyle oluyor. Kitaplar yeni dönemde evet. Daha farklı. Hak sahipleri daha de farklı bir iş çıktı. Tabii hak sahipleri de ona zaten razılar, veriyorlar. Tabii. Öyle devam ediyor. Bizim bir şey söylemeye haddimiz değil yani. Aslında Aşk-ı Memnu'dan sonra hemen sinemada yer almaya başladın. Evet. Galiba 75 yılında evet. Salih Diriklik miydi yönetmeni? Evet, evet. Değil mi? Bir gençlik evet. filmiydi. Gençlik filmiydi. Necla Nazır, Necla, Salih Kırmızı. Evet. Salih Kırmızı, evet. Evet. Evet, evet. Nasıl bir, yani televizyon ayrı bir şey, sinema doğru. ayrı bir şeyi fark ettin mi orada? Şöyle, çok televizyon dizisi gibi çekilmediği için Halit Trefi çekti zaten. Evet. Orada onu çok şey yapmadım yani televizyon işi gibi olmamıştı daha. Yani aynı sinema filmi gibi çekmişti Halit Trefi de sadece siyah beyazdı. Onun dışında çok farklı bir şey yöntemle gidilmedi yani sadece kostümler vardı dikilmiş üstümüze. Saç ekibi vardı, makyaj ekibi vardı. Tabii sinemada o dönem için hiç olmamış şeylerdi onlar. Bizim evet. sinemamızda o dönem hiç öyle bir şey yoktu. Çok iyi biliyorsun sen de. Doğru. Öyle şeyler yoktu. Peki. Sen aslında hemen gelmem gerekiyor. Çünkü çok özel projelerde yer aldın sonrasında. Böyle sıcacık, duygusal, bizden. Aile filmlerinde oynadın. Türk sinemasının unutulmaz filmleri. Sadık Şendil yazdığı değil mi? Ergün Orbey. Evet. Bizim Aile onun yönetmenliğinde. Aile Şerefi, Orhan Aksoy, Supi Tekniker. Yine evet. Sadık Şendil. Evet. Ya Orhan abinin yönettiği. Ay çok güzel filmler. Çok kıymetli. O değerli insanları hepimiz saygıyla anıyoruz. Hepsi çok anıyoruz. Kıymetli, çok orada. Değerli. Gerçekten. Çok gerçekten. Çok güzel bir yer edinmiş o filmler. Çok. Bugün hala insanlar o filmleri defalarca seyretmekten zevk alıyoruz. Değil mi? Çok çok mutluyum ve şanslı hissediyorum kendimi. O filmin içinde Arzu ya. Film ekibi evet. aynı şansa sahip olduğun için. Orada senin gerçekten, de çok kıymetli filmlerin var. Öyle aile var. Filmleri. Gerçekten. Evet. Ama Ertem Eğilmez hayatımızda çok önemli çok. Bir yeri var. Türk film seyircilerinin de var. Bak oyuncu olarak senin de benim de gerçekten çok etkilemiştir bizi. Çünkü bir okuldur o. Çok. Onun için Ertem Eğilmez'i anmadan geçemeyeceğiz. Çünkü bu filmlerin aynı zamanda yapımcısı. Bu iki filmden bir kolaj var. İzleyelim mi beraber? Lütfen. Ferit, Ferit nerede? Alev. Ferit. Ne arıyorsun burada? Seni merak ettim. Bir şeyin var mı? Yok canım, üzülme. Mühim değil. Doktora gittin mi? Yok canım, bunun için doktora gidilir mi? Canını çok acıttılar değil mi? Üzme kendini yavrum. Öyle korktum ki. Sizi tanıştırayım. Annem. Bu da Alev. Ne oluyor be? Bırakın beni. Utanmaz herif. Kardeşimi çiğner kaçarsın değil mi? Vicdansız. Dur be kızım. İsteyerek yapmamıştır. Bana bak, yaptıklarını yanında bırakmayacağız. Cezanı çekeceksin. Dünyanın öbür ucuna kaçsan bile buluruz seni. Çekin ellerinizi be.
Ya aile, dürüstlük, emek, saygı, samimiyet, bu filmlerin ya çok güzel evet. mesajları var. Bugün bile insan halkın izlerken çok etkileniyor. Çok, gerçekten öyle. Ertem Eğilmez hayatımıza çok önemli noktadan girmiş. Bütün herkesin evine sihirli değneğiyle dokunmuş bir insandır. Çok doğru. Gerçekten Hayat Bayram olsaydı galiba değil mi oynadığın film? Ben mesela onu şöyle hatırlıyorum. Babam dublajından geldiği gün şöyle demişti. Kurduğu cümleyi çok iyi hatırlıyorum. Öyle bir film yaptı ki mutlaka gidin seyredin Ertem dedi. Arkadaşıydılar çünkü dublajından geldiği gün. Sev kardeşim. Sev kardeşim evet. miydi? Evet. Ama onları peş peşe çekti evet. galiba ikisini. Çok. Bir senenin içinde 4-5 film çekiyorduk Ertem. O kadar güzel bir film yaptık ki dedi. Gerçekten gidin. Pişman olmayacaksınız. O kadar aileyi bu kadar güzel anlatan film. Onları arka arkaya çekti. Sonra da zaten evet. bu filmler geldi. Evet, orada gençlerin sorumluluk alabilmesi, birçok anlamda bize hayat dersi adeta verdi değil mi? Yani parayla satın alınamayacak duygulardan söz etti. Başına gelen kötülükler, haksızlıklar ve adaletsizlikler karşısında onlarla baş edebilme gücü verdi. Yani bu filmler hakikaten hepimizin hayatında güç verdi ve evet. o gençliği aslında biraz uyardı. Hı-hı. Farkındaysan Sev Kardeşim'deki o zengin adamın oğlu ya fakir kız sonradan yer değiştirdi. O adam Yaşar Usta olarak bizim ailede geri döndü. Evet. Evet. Sonra aile şerefinde Sucu Rıza gitti, o zengin adamın oğlunu vurdu. Vuramam dediği adam gitti ya. Vurdu. Yani o filmler zincirleme aslında sanki adeta birbirinin devamıymış gibi değil evet, mi? Evet. Çünkü aşağı yukarı aynı. Tür ailelerden. Aynı. Aile olabilmek, birlik içinde olabilmeyi bu kadar konuştuk. Ailenin senin için ne kadar önemli olduğunu tabii ki biliyorum. Sinemaya başladın ve böyle peş peşe çok güzel filmlerde yer aldın. Daha henüz kariyerinin başındayken de sinemamızın çok önemli senaristi, yönetmeni Yavuz Turgul'la evlendin. Evet. Aynı ekibin içinden. Evet. Ve sen hemen anne oldun. Tabii daha sonra yollarınız ayrılsa bile Yavuz Turgul'la Nisan var ve Ahmet. Oğlun Ahmet'inle beraber sen çok güzel bir aileyi temsil evet. ediyorsun bugün hala. Evet. Anne olmak neler değiştirdi hayatında diye sorsam. Anne olmak demin de anlattım. Biz çok birbirine bağlıyız. Üçümüz, annem de vardı. Biz birlikte yaşadık bütün hayatı. Yani resimledim. Ya evet. evet yani bilmiyorum ben çocuklarımla büyüdüm sayılır. Ve evet öyle çok yaşıyorum. Küçükken anne oldun. Küçük evet. yaşta anne oldun canım. Ay. Beraber yaşıyoruz. Oo şimdi maşallah. Büyüdüler baksana Yavuz Turgul'a benziyorlar. Bu resimlere bakınca evet. böyle... Allah Allah. Yani çocuklarına yetmek için belki de çoğu zaman kendin olmaktan vazgeçtin. Önceliklerin değişti ve çocukların için yaşamaya başladın. Önceliklerim elbette değişti. Değişiyor. Ama sinemayı bırakma nedeninin gerçek nedeni evlendim anne oldum diye değil. Sinema tabii ki o dönem çok karanlık bir yere gitti. 80 döneminde. Çok haklısın. 80'lere gelen dönemde 80'lere diyelim. 80'lere gelen dönemde ben sinemayı bıraktım. Evet. O dönem Türkiye için de karanlık bir dönemdi. Sinema için de çok karanlık bir dönemdi. Evet. Çoğu arkadaşımız sahneye çıkmak zorunda kaldı hayatını idame ettirmek Hı. için.
arabesk filmler dönemi vardı. Ben orada bir tercih yapmak durumunda kaldım. Kendini o taraflarda gelecek. Evet, gidemeyeceğim için ben de yani başka bir tarafta olmak durumundaydım. Peki neler yaptın o dönemde? Bayağı uzun çünkü. Belki de tahmin bile edemezdim bu kadar uzun süreceğini. Doğru. Ama o dönemde çocuklarımı büyüttüm. Onlarla yakından gerçekten çok yakından ilgilendim. Bir yandan da oyunculuğunu besledin Allah evet. bilir değil mi? Yani evet. oyunculuk çünkü gözlem sanatı bir yerde. Çok yaşarken... dahil kaldım sayılmaz Yavuz'dan dolayı. Tabii o çok sinemaya... Çok dışında değildim. O hep çünkü sinemayla iç içeydi. Tabii. Hep yazdı çizdi ve çok paylaşmayı seven bir insandır. Yani yazarken de çok konuşur. Muhteşem filmler yönetti. Çok güzel filmler evet. yönetti. Peki onu yazarken gördükçe mi sana da yazma aşılandı yoksa senin zaten yazmaya... Babam zaten senaryo yazıyordu. Yazar. Birkaç tane senaryosu da vardır. Hatta yönetmenlik yaptığı film bile var. Daha sonra Ertem abiden çok o okulda o okuldan çok beslendim. Senaryo okulundan yetiştim. Ertem doğru, abinin doğru. senaryo okulundan yetiştim. Sonra da Yavuz Turgul'dan ben bir 20 sene gibi bir zaman geçirdim. onun da senaryo okulundan çok iyi bir şekilde geçtim ve o çok artık kaçınılmaz olarak yazarken paylaşmayı seven ve konuşur. Aynı Ertem abi modelindedir. O da onun ekolünden geliyor zaten. Aynı ekolden geliyor. Evet doğru. evet ben de bayağı bu konuda senaryo ve hikaye konusunda üretkenim. Bu nasıl bir sevilmek, bu nasıl bir yer edinmek, nasıl bir iz bırakmak ki 23 yıl sonra ben geldim dedin ve yeniden oyunculuğa devam ettin. Ama TRT'de aynı hani yolda. Kalplere girmek böyle bir şey olsa değil mi? Ama yine dönüşün ilk gibi TRT'ye. TRT, evet. Yeditepe İstanbul unutulmaz bir dizi. Gerçekten. Ve kadrosuyla da çok dikkat çekmişti. Muhteşem. Değil mi? O kadrodan nice çok. Ünlüler çıktı. Gerçekten öyle oldu. Peki nasıl sana bu teklif geldi? Seni etkileyen neydi senaryoda? Nasıl dönmeye karar verdin? Meral Okay. Hı. geldi. Evet. Teklif etti. Nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın. Onun teklifiyle geldi yapımcı ve Meral Okay ikisi birlikte geldiler. Senaryoyu bıraktılar. Düşün dediler. Ve TRT'de olduğu için güvenilir olduğu için. Aynen öyle. Peki şimdi Yeditepe İstanbul'dan görüntülerimizi izleyelim. Arkadaşlarım çünkü öyle hazırladılar şu anda. Ne güzel. Ondan sonra konuşmaya devam ederiz. Boşuna yorma kendini. Ne söylediğini gayet iyi tahmin ediyorum. Ben gitsem iyi olacak galiba. Hayır, kal. Lale, buraya gelip seni incitirse dayanamam. Belki bana kızacaksın ama sık sık kocan geliyor aklıma. Neden diyorum benimki de defolup gitmiyor. Bu mükemmel bir kurtuluş olurdu. Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Asla, asla çıkıp iş arayamazdım. Asla bana ne kadar maaş vereceksiniz diye kimseye soramazdım. Senin oturduğun o eve giremezdim. Beni yalnız bırakma. İyi ki dönmüşsün. İyi ki dönmüşsün. Yani bu hikaye zaten çok gerçekçi. Müzikler çok. Olağanüstü güzel. Çok. Şimdiki dizilerle ilgili neler düşünüyorsun? Evet. Senaryoları nasıl buluyorsun? Takip ediyor musun, etmiyor musun? Takip etmeye çalışıyorum. İzliyorum. Mesleğimiz olduğu için bir kere izliyorum. Yapılan işlerde o kadar emek olduğunu biliyorum. Çok emek veriliyor. Çok. Dizi sektörü çok acımasız.
sadece oyuncular açısından değil, teknik ekip açısından çok zor. Çok zor yapılan işler. Evet. Bir kere çok uzun saatlerde çalışılıyor. Evet. 6 gün çalışılıyor. 6 gün set var ve çok uzun saatler o setlerde geçiyor. Şartlar zor. Çok emek veriyor. Süreleri uzun, çok uzun geliyor bana. Benim gibi birçok izleyiciye de. Bunun nedenlerini açıklıyorlar ama ben tatmin olmuyorum. Eskiden nasıl oluyordu da şimdi olmuyor. Yani 45 dakikalık dünya dizilerini artık izliyoruz ve olabiliyor yani. Niye bizde bu kadar uzun? Niçin bu kadar İnatlan, çok izliyet? Uzuyor yani. İnatla uzuyor ve senariste zor yetişmiyor. Bir yerden sonra kaç stok yaparsan yap yine yetişmiyor. Yetişmez. Bilmiyorum, yetişmiyor. Yani bir yönetmen ekibi de var. Ayrıca senaryo ekibi de var. Yani ekipler ancak çalışarak meydan oluşturuyorlar. İki ekip oluyor. Ancak 3 ekip oluyor bazen. Ve çok zor gerçekten. Gerçekten ben, çok zor. İnsan emeği var. Çok üzülüyorum. Onun için mutlaka ucundan, kıyısından bakıyorum. Seyrediyorum yani. Sen yer alıyorsun aynı zamanda. Sen de yer alıyorsun. Ben şeyi hatırlatmak istiyorum. Senin senaristliğini yaptığın Aa, ne Eski güzel. Bir Yalan dizisinde ben rol almıştım. Evet. Kaç senesiydi? 2007-2006. Evet. Değil mi? 2006-2007. Ondan da görüntülerimiz var. Aynı kadar senin heyecanlı. Senin yazdığın Ay, bir senaryoydu. Canım benim. Hanım. Eğer herhangi bir şey olursa lütfen arayın. Gerekirse ilk uçağa atlar gelirim. Ben de sizin oğlunuz sayılırım. Siz annemden de yakınsınız. Seni ilk gördüğüm günü daha dün gibi hatırlıyorum. Elimde büyüdün sayılır. Biliyorum. Ben de hiç unutmadım ki o günü ve benim için yaptıklarınızı. Senin gibi akıllı, çalışkan bir çocuğa severek yaptım her şeyi. Seni Sinan'dan ayırmadığımı bilirsin. Ama yavaş yavaş artık o da sorumluluk almayı öğrensin istiyorum. Beni düşündüren, gözümü kapayıp gittiğimde o da senin gibi her şeye hakim olmalı. Bunu ona öğretmeliyiz. Tabii ki. Ben de aynı fikirdeyim. Bak, ben yokken her şey sana emanet. Gözünüz arkada kalmasın. İşleri hiç merak etmeyin. Biliyorum. Beni endişelendiren işler değil. Sinan, o benim için çok kıymetli. Hadi gidelim. Benim için de özel bir işti. Yazmaya evet. Devam ediyor musun? Ediyorum. Mutlaka vardır. Var. Kıyıda köşede var. Bekleyen projeleri. Var var. Peki yazarken nelerden besleniyorsun? Senin için bu işin bir matematiği nedir? Yani tabii ki duygunun yanında. Yani dizi yazmak çünkü çok ayrı bir şey. Çok, çok gerçekten zor bir iş. Bir kere biliyorsun matematiği derken onu en başta planı yapmak yani projeyi doğru kurmak. En önemli şey. Evet. Onu kurduktan sonra diğer aşamalar hepsi takır takır geliyor ama hayattan. En kolay diyalog yazmak herhalde. Diyalog yazmak evet. En kolay diyalog yazmak. Ama hayattan tabii ki besleniyoruz. Tabii ki hayatın kendisi zaten malzeme oluyor evet. Senaryolara. Bazen öyle hayatlar yaşanıyor ki inanamıyoruz. Filmde görsek, yok artık. Gerçekten o kadar da tesadüf mü olur? Hadi canım sen de. Halbuki hayatta neler yaşanıyor? Çok daha ağır şeyler yaşanıyor. Hele günümüzde gerçekten kadınların çektiği acılar, kadınların çektiği zorluklar, gerçekten dizilerde olsa dersin ki ya bunlar görsek inanmayız. Evet. Gerçekten Türkiye'deki ben kadınların çektiği acılara inanamıyorum. Ha şöyle de bir çelişki var diye düşünenler de var. Dizilerde o kadar çok şiddet görüyoruz ki
acaba ondan örnek alanlar oluyor mu, özendiriyor mu gençleri veyahut erkekleri? Ama gerçek hayatta oluyor bunlar. Sinemada bir nevi ayna değil mi? Yani topluma bir nevi ayna tutmak. Yani bir şey, yani tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan gibi bir şey. Yani aslında senaristlerin ya da işte televizyon yöneticilerinin biraz daha kontrollü olmaları gerekiyor mu? Şimdi yani gazetede de bazı haberleri blurluyorlar falan, yani olduğu gibi çıplak gerçeği göstermiyorlar. İnsanlar irite olmasın, rahatsız olmasın diye. Yani böyle gerçeği bütün çıplaklığıyla, en acımasız şekliyle göstermek doğru mu? Ben dizilerde bu kadar kadın şiddetinin gösterildiğini hiç görmüyorum. Tam tersine erkek erkeği öldürüyor, kıyıyor, biçiyor falan. Yani kadına yönelik ya da çocuğa yönelik şiddet ya da... Var ama, yani zaten şiddet dediğin kadın... şiddet deyince ister kadına, ister erkeğe, ister hayvana, kime yapılırsa yapılsın, şiddetin her türlüsü insana ihanet kadının... bence. Kadına yaptığı şiddeti mesela, onun üstünde dizilerde çok sahneler çekiliyor. Yani işte geline yapılan, kayınvalideler tarafından kadının kadına yaptığı tehdit, şiddet. Çok doğru söyledin. Bunlar, gerçekten bu daha ön planda. Bu daha ön planda dizilerde ve o beni çok rahatsız ediyor. Yani kadının kadına attığı tokat, bu daha benim canımı acıtıyor. Ben böyle bir şey oynamayı reddettim mesela dizide. Atmam dedim. Ya atmam, kadın o kadar, ben atmıyorum ama aynı dizide 5 tane kadın birbirine tokat atıyor. Yani bu beni kurtarıyor mu? Ben kendi şeyimi söylüyorum orada. Vicdanın en azından. Kendi, sadece hayat ben görüş. Hayır demiş oluyorum. Bu başka bir şey. Ama diğerleri yapıyor. Ne yapayım şimdi, ben de o diziyi kurtaracak halim yok ama tek başıma ben inandığım bir şeyi yapmamış oluyorum. En azından kendine olan saygını korumuş oluyorsun. Bu gerçeklerimiz. Hadi gel şimdi daha güzel bir şeyden bahsedelim. Çok güzel bir şeyden bahsedelim. Beşiktaş'ımızdan. Aslında ben senin kadar aktif bir Beşiktaşlı değilim belki ama sen çünkü aynı zamanda kurulda da yer alıyorsun, evet, değil mi? Divan üyesiyim aynı zamanda. Evet. Senin Beşiktaş sevdan babandan mı geliyor? Babamdan. Babandan geliyor. Ya çok enteresan bir şey. Benim babam Fenerbahçeli, annem Galatasaraylı. Ben Beşiktaşlıyım. Nasıl oldum acaba? Baş kaldırmışsın. Denge kurmak için ya da başka. Yeter. Maçlara da gidiyorsun. Gidiyorum. Hiçbirini kaçırmıyorsun. Gidiyorum. Divan kurulu üyesisin. Evet. Peki Beşiktaş senin için ne anlam ifade ediyor? Tananam babam diyor. Yani çocuklarımdan sonra tabii ki hayatımdaki galiba üçüncü, değil mi? Evet, başlık benim. Evet, evet, Beşiktaş. Ben tek başıma da alıp başım maça gidiyorum mesela. Kombinimi alıyorum, maça gidiyorum. Hiç rahatsız olmuyorum. Beni kimse rahatsız etmez. Ama bir böyle bir tuhaf anlayış var. Yani sanki kadınlar futboldan anlamazlar. Yani futboldan pek zevk almazlar filan, böyle bir yani i̇şte bir cinsiyetçilik böyle... Çartal kanatların kabarıyor mu? Saçlarım dikiliyor. Hiç öyle bir şey tabii ki çok, ben bunu aynı zamanda kadını aşağılamak olarak görüyorum. Ve burada bir cinsiyetçi yaklaşım görüyorum. Ne demek yani, kadının gözüyle futbol diye bir laf var. Ne yani, kadının gözü ayrı mı görüyor? Yani kadında farklı bir göz mü var? Ben bunu anlamaya çalışıyorum. Kadın gözüyle futbol. Bu ne demek? Gerçekten bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Yani senin gözün farklı mı top kaleye girerken görüyor? Yani aynı görmüyor muyuz? Çok haklısın. Çok böyle doğru bir şey, cinsiyetçi bir ayrım. Cinsiyetçilikten zaten nefret ediyorum.
Yani kadın ve erkek diye tamam ayrı cinsleriz de her şey bu cinsiyetçi yaklaşım. Evet. Çok, yani bunu anlıyor. Sen bana yazıyorlar oradan. Sen anlamazsın. Evde kek yap, börek yap. Oh, ya Allah oh. Allah. Kek de yaparım, börek de yaparım. Maçımı sana da seyrederim. Sana ne? Yani sen niye karışıyorsun Allah benimle? Allah Allah. Ben ayrıca kadınların futbol oynamasından, yorumcu olmasından, seyirci olmasından çok keyif alıyorum. Gayet de doğal geliyor bana. Ne kadar ayıp bunun bir şey. Bunun eleştirilmesi ayıp bence de. Haklısın. Ben senelerdir gidiyorum evet. Zaten maça. Yeni Allah gitmiyorum, Allah. Yeni başlamadım. Beni herkes biliyor. Sen niye bana oradan karıştın? Ben üstelik sadece Beşiktaş'ı değil ben futbolu seviyorum. Selim abiyle ne kadar güzel bir futbol konuşması yapmıştık. Bana hayret etti. O gece. Sen televizyonda değil mi? Yok şeyde düğünde yaptık. Ay, ya. Ay, bayıldı o gün. Ay sen ne kadar iyi futbolcun anlıyorum. Ay geleceğim dedim size bir gün. Futbol konuşalım gerçekten, Selim abi. Gerçekten futbolun hayatımızda çok önemli bir yeri var. Senin de benim de. Dolayısıyla hem bizim hobimiz hem bizim keyfimiz, zevk evet. aldığımız alan, dinlendiğimiz, kendimizi beslediğimiz birçok yönden iyi ki hayatımda futbol varmış diyorum ben. İyi ki varmış gerçekten. Peki yine biz şimdi dizilere dönelim. O kadar güzel dizilerde yer aldın ki bunlar doğru seçimlermiş demek ki. Aliye var, Çemberimde evet. Gülo'ya. Ay ne güzel. Sen hatırlat, Alanya Almanya mıydı? Alanya Almanya var, evet. Başka? Sınav mı? Sınav filmdi. Film mi? Vallahi evet. Hatırlamadım şimdi birdenbire sorunca. Tamam ama çok. Yani bir hayli var. Evet, bir hayli var. Evet. Şimdi Fatih Harbiye galiba. Fatih Harbiye. Ya aslında orada çok, çok güzel. Güzel tabii Kadir Doğulu ve Neslihan da orada tanıştılar, evlendiler. Neslihan Atagül. Ay, onları da çok, çok seviyorum çift olarak. Oldular. Evet. Gerçekten öyle. Evet. İkisinin de demek ki hani frekansı uyumak gibi bir şey bu. Gerçekten aynı öyle insanlar oldu. Gibi. Ben seni en son Zümrüt'ü Anka dizisinde doğru. görmüştüm. Gerçekten çok güzel dizilerde oynadım ve en son da Annem diye bir sinema filminde oynadım. Doğru. Zümrüt'ü Anka'dan arkadaşlarım bir görüntü hazırlamışlar. İzleyelim mi? İzleyelim. Gülmeyeceksiniz. Bugün bu evde hiç kimse gülmeyecek. Siz bu evi şenlik evi mi sandınız? Siz bu evi düğün evi mi sandınız? Hiç kimse aklından çıkarmasın. Bu ev yas evidir. Yaramız dağlanmadan, intikamımız alınmadan bu evde, bu ailede hiç kimse düğün bayram yapmayacak. Hiç kimse eğlenmeyecek. Şimdi herkes işinin başına. Çok yakışmış. O güzel gözlerin büsbütü. Çok güzel. Ama devam etmiyorsun sen. Evet. Geçen sezon bıraktım. Bir bel fıtığı ameliyatım vardı. Ay, geçmiş evet. olsun. Geçmiş olsun. Orası da şartları bakımından zor Tabii. bir yer. Kapadokya. O yüzden bırakmak zorunda. Görsel kaldım. Olarak muhteşem ama işte git gel falan. Evet, evet. Birçok gençle çalışıyorsun dizilerde. Evet, doğru. Onların coşkusuyla kendi döneminin coşkusunu karşılaştırıyor musun? Tabii ki onların bir heyecanı var. Seninle, senin gibi tecrübeli bir oyuncuyla çalışırken sana soruyorlar mı? Yani nasıl geçiyor çalışmalar? Evet. Onlara destek veriyor musun? Ya da onlar senden ders almaya hazırlar mı? Bir kere haddim değil tabii ki kimseye öyle bir yaklaşımda bulunmuyorum. Ama çok seviyorum. Aramız çok iyi herkesle. Gençleri de çok beğeniyorum. Hepsi hevesli, yaklaşımları güzel. Bir kere hepsi okullu zaten, çoğu okullu.
Çok gençlerin. Önemli değil mi? Bir evet. Hazır geliyorlar mesleğe. Evet, evet, evet. Hı. Çalışkanlar. Onun için hiç bir şeylik çekmedim yani. Zorluk çekmedim. Zorluk da çekmedim. Gayet iyi anlaşıyorum zaten. Zaten bir futbol konusu oluyor hemen beni gördüklerinde. Hemen değil mi? Erkekler bir toplanıyorlar etrafımda. Sinemadan çok futbol konuşuyorlar seninle. Evet. Ben de bu çocukları çok takdir ediyorum. Yani adeta tutkuyla yapıyorlar işlerini. Bu cidden zor koşullarda yapıyorlar bu işi. Ve de dünyaya satılıyor bu diziler. Onlar yani Türkiye'ye bir yandan hem tanıtım açısından evet, hem döviz açısından evet, katkıları evet, oluyor. Çok. Yani bazen işte çalışma şartları zor diyoruz, zaman uzun diyoruz filan ama getirisi de var bu ülkeye. Tabii. Aynı zamanda sektör de çalışıyor. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki sektörü canlı tutuyorlar. Ayakta durmak zorunda zaten. Evet. Şimdi az önce senin son filminden, Annem'den söz edeceğim. Ondan da görüntülerimiz olacak. Ben de onu filmin tanıtımında Candan Erçetin. Evet. O müzik, onun yorumu. Çok. Yani o şarkı muhteşem. Hiç muhteşem. Kulaklarımdan gitmiyor. Ne zaman dinlesem hemen anne diyoruz. Annemizi hatırlıyoruz. Evet, Annem'den görüntülerimiz var. Siz de Nazlı'yı çok iyi yetiştirmişsiniz Ayşe Hanım. Akıllı, göz açık, kurnaz. Ne dedik şimdi? Yani Mert'i bu kadar kısa sürede evliliğe ikna etmiş olması büyük başarı doğrusu. Baba artık konuya girseniz. Efendim, burada bulunma sebebimiz malum. Malum hikaye. Fakir kız, zengin oğlana gönlünü kaptırır. Anne, yeter artık tamam. Ne dedim ki oğlum? Durumu özetledim. Nihal Hanım lütfen. Gerçekten bu filmin çok bir özel yeri var hepimizin hayatında. Evet. Anne. Anne bizim için en kutsal değer. Dolayısıyla bu filmden de görüntü olmasını çok istemiştim. Itır, sen lütfen bir daha oyunculuğa ara vereyim falan deme. Çünkü senin i̇nşallah. Çok özel bir yerin var. Sağlığımız müsaade ettikçe inşallah. İnşallah. Birlikte bir projede oynayalım. İnşallah. İnşallah. Çok isterim. Sen yaz o zaman. Kesinlikle. Tamam mı? Itır'cığım, yani dün neysen bugün olsun. Ne fizik olarak ne yüz olarak hiçbir değişiklik yok. Olur seyirci ya. De şu anda benimle aynı şeyi söylüyorlardı. Seni 19 yaşındaki halini de gördük. Nasıl koruyorsun kendini? Ya da... Yani yemek yaptığını da biliyorum ama yemiyor musun? Ne yapıyorsun? Yani küçükken de annen sana yemek yedirmek için çok uğraşırmış. Öyle duydum. Değil mi? Yani şöyle diyeyim. Doğuştan yemek yemeyen bir insanım. Evet. Yani, hiç aran yok yemek. Yok. Yemeyen ama yapıyorsun bir... da. Yaparım. Yapmayı seviyorsun. Yaparım, yemek yaparım. Seviyorum da evet. Ama yemek yemeyi sevmiyorum. Yani yemekle bir şeyim yok. Bağım yok yemekle. Öyle bir şey. Şöyle diyeyim, şuradan şuraya basamaz. Hele sette hiç yemiyorum. Mesela 3 gün gideyim sete. 3 gün yemeden geri gelirim. Aman yarabbi. Evet. Aman yarabbi. Acıkmıyorum. Allah Allah. Acıkmama problemi var daha çok. O zaman sen ömür boyu böyle fit dolaşacaksın. Öyle. Hiçbir zaman kilo almayacaksın. Çünkü insanlar biraz yaş almaya başlayınca kilo da beraber geliyor. Ben kendimden biliyorum. Onun için dünya sinemasında ve dizi dünyasında birçok biyografi çekiliyor.
Senin elinde imkanın olsa kimlerin biyografisini yapmak isterdin? Vallahi aklına Türk kimler mi? geliyor? Türk olarak mı? Türk, yabancı, Türk. İlk aklına gelen. Keşke ben bunu yazsam. Ben birçok oyuncu var aslında. Oyuncular geliyor aklına. Oyuncu da geliyor. Metin Eksan'ı isterdim. Çok merak ediyorum. Çok ilginç bir kişilik bildiğim kadarıyla. Çok. Halit abi tarafından da biliyorum. Çünkü onun anlattığı kadarıyla da biliyorum. Ertem Eğirmez'i isterdim. Oyuncu olarak da Ali Şen'i isterdim. Tanıdığın insanlardan söz ediyorsun. Bütün bunlar senin tanıdığın insanlar. Aslında Metin Erksan Metin belki abi, yeteri kadar Metin, tanımıyorsun. Metin ama. Abi çok tanımıyorum ama biliyorum çok ilginç bir karakter çok. Olduğunu biliyorum. Halit abi'den dolayı da biliyorum. Ama bu sözünü ettiğin insanların biyografilerin mutlaka sinematografi olması lazım. Yani bir unutulmaması, hatırlanması, örnek alınması, ders alınması gereken insanlardan söz ediyorsun. Gerçekten hayatımızda belki de bize yepyeni bir yol gösterecek, yepyeni bir ışık olacak insanlar. Yani Halit ama abi gerçekçi dedi. Olarak çekilmesini olduğu istiyorum. Olduğu gibi. Evet. Ama yani her şey gerçek olarak çekilmiyor ya. Her şey gerçek olarak çekilirse de o da şey belgesel gibi oluyor. Çok belge, yani öyle demek yani, istemiyorum. Yani sinemaya çekilmesi. Sinematografik olarak çekilmesini istiyorum. Yani bir hikaye olarak. İnşallah. Judy Garland'ı seyrettim en son. Onun da çok enteresan bir çok enteresan. Var. Onun gibi yani. Çünkü onunki de çok acı. Evet. Çok zaafları olan bir insan. Onun da büyük yetenek. Olağanüstü yetenek. Bir yetenek. Ve dünyada birçok örneği var gerçekten. Bizde mesela ilk akla gelen Cahide Sonku'dur değil mi? Hepimizin evet. idoli yani çok büyük bir star, bir yıldız, bir yani duayen. Belki günümüzde Belgin Doruk'u çekmek gerekir. İkimizin de çok yakın arkadaşı Bircan'ın bir kitabı vardır evet. Belgin Doruk'la. Onunla yüz yüze söyleşerek yaptığı bir kitaptır. Ben bekliyorum. Belki İnşallah. De senin elinde yer. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben Itır. Çok bugün teşekkür sanki ederim. Ailemden biri gelmiş gibi. Gerçekten biz bir aileyiz. Öyle. Sen gerçekten de benim öyle. Kardeşim gibisin. Canım. Gerçekten öyle. Çünkü neden söylüyorum bunu? Benim ailemle birlikte yaşadığım apartmanın tam karşısında biz oturuyordunuz. Evet. Aynı mahalle. Yaptık. Aynı mahalleden. Hatta Selim abiler de oradaydı. Ayhan Işık oradaydı Nişantaşı'nda aynı yerde. Evet. Hepimiz aynı yerdeydik. Ekrem Bora oradaydı Ekrem evet, abi. Evet. Sonra aynı filmde oynadım ben. Benim babam oldu. Yani onun için biz bir aileyiz. Hepimiz aileyiz gerçekten öyle. Ve birbirini seven, çok. Birbirini kollayan ve nasıl anlatayım? Aylarca ya da yıllarca birbirimizi görmesek bile karşılaştığımız anda aynı sıcaklık, aynı duyguyla gerçekten birbirimizi öyle. Karşılarız. Bizi birleştiren, bizi bir araya getiren de mesleğimiz, sinemamız, Türk sineması. Yaşasın Türk sineması. İyi ki biz de onun birer ferdi olmuşuz, birer evet. parçası İyi olmuşuz. İyi ki bir yerde orada bir mozaiğin içindeyiz. Ve yerimiz var, çok şükür. Çok şükür. Tekrar teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben de çok teşekkür ederim. Sohbetimiz bu kadar. Çok güzelsiniz. Zamanımız doldu çünkü. Canım benim. Çok teşekkürler. Ben bu arada çok sevgili evlatlarının da aynı zamanda annenin ve babanın mesleğini içinde olduklarını biliyorum.
Evet. Onlara da yolculuklarında başarılar çok diliyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah şansları açık olsun. İnşallah çok teşekkürler. Yaptıkları işle mutlu olsunlar. İnşallah. Umutlulukları da anne baba olarak sizi gururlandırsın. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkürler. Elbette ki bütün gençlerimiz için de aynı hepsi şeyleri için, diliyorum. Herkes için. Çünkü onların mutluluğu, evlatlarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz. Elbette. Bizim huzurumuz ve böylece mutlu, huzurlu bir toplum oluruz değil mi? Elbette. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyircilerim, haftaya Film Gibi Hayatlar'da tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın efendim. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın.